İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kurum Harut Arakelyan, Ermeni milletinin epistemik uyumsuzluğu. Antik dünyanın 8. harikasında bozulmamış bir mezar bulunabilir. Arpi Avedisyan, Ermeni mahkumların serbest bırakılması COP29'un düzenlenmesinin ön koşulu olmalı. Batı Ermenistan'ın evlatları, Jirail Zoryan, Artak Beklaryan, Ermeni savaş esirlerinin iadesi konusunda Rusya'nın hem yapacakları hem de yapabilecekleri var. Batı Ermenistan'da iklimin istikrarsızlaşması. Elina Avanesyan, Kadınlar Tenis Birliği 500 yarışmasına galibiyetle başladı. 4. yüzyıl Ermenistan tarihinde milletin ruh halini bugün bile etkileyen bir atılım dönemidir. 3. Dırtat döneminde Krikorlu Savoriç'in etkisiyle milattan sonra 301 yılında Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesi bir dönüm noktası oldu ve yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Ancak bu değişiklik eski atalarının kökleri ile yeni Hristiyan doktrini arasında derin bir bilişsel uyumsuzluk, bir çatışma yarattı. 4. yüzyıla kadar Ermeniler duayla ve Dzitser'e tapınmayla bağlantılı olan Ermeni inancını savunuyorlardı. Ancak Hristiyanlığın dayatılması antik tapınakları yok ederek ve eski inancı bastırarak radikal bir değişime yol açtı. Yeni dine Ermeni Kilisesi adı verildi ve bu birçokları için bir değişiklikti. Eski geleneklerle yeni inanç arasındaki iç çatışma Ermeni milleti üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Bu bilişsel uyumsuzluk yüzyıllar boyunca devam etti ve Ermeni kültürüne de yansıdı. Hristiyanlık ulusal kimliğin bir parçası olarak algılanıyor ancak eski geleneklere duyulan özlem hala sürüyor. Ermenileri Hristiyanlık öncesi manevi miraslarıyla yeniden birleştirmeyi amaçlayan Ermeni cemaati, bu çelişkilerin çözümünün milletin dengesini yeniden sağlayabilecek ata inancına dönüş olarak görüyor. Haygazuniler, Arevortiler. Milattan önce 1. yüzyılda Komagene kralı 1. Antiyakos ele geçirmiş, Batı Ermenistan'da benzeri olmayan bir kutsal alan yapmıştır. Nemrut Dağı'ndaki keşfedilmemiş mezarı bize eski cenaze törenleri ve dini uygulamalar hakkında daha fazla bilgi verebilir. Nemrut Dağı'nın zirvesinde bazılarının dünyanın 8. harikası dediği dağı çevreleyen 10 devasa heykelden oluşan ve üzerinde eski bir kralın mezarı olduğu söylenen dini bir tapınak vardır. Bu etkileyici taş yapılar antik toplumun dini ve cenaze törenlerinin en önemli kanıtları arasında yer alıyor. Büyük İskender'in Makedonya ordusu generali 1. Selefkos Nikator bölgenin M.Ö. 323 yılında kontrolünü ele geçirdi. İlkinden yaklaşık 200 yıl sonra Satrap yani Vasi Ptolemy Komagene'nin kralı ilan edildi ve bölge gerileme halindeki Selefkos İmparatorluğundan ayrıldı. Milattan önce 1. yüzyılda Komagene altın çağını yaşadı. Komagene toplumu Helenistik dönemin tipik özelliği olan Yunan ve Pers kültürlerinin birleşiminin sonucuydu. Milattan önce Komagene'nin en ünlü krallarından biri olan 1. Antiyokos milattan sonra 70'ten 36'ya kadar hüküm sürdü. O, Romalılarla Partlar arasındaki çatışmaya katılmamaya çalıştı. Ne yazık ki 1. Antiyakos'un halefleri o kadar başarılı olamadı ve birkaç yıl sonra Roma İmparatorluğu bölgeyi ele geçirdi. Bugün Komagene, 1. Antiyakos'un Nemrut Dağı'nın tepesine yaptırdığı olağanüstü anıtla ünlüdür. Nemrut ismi İncil'de şanslı avcı anlamına gelen Kral Nemrut'un adından türetilmiştir. Stratejik yargılama konularında uluslararası insan hakları savunucusu Arpi Avedisyan, News AM'e verdiği röportajda gelecekte olası işkencelerin önlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler İşkence Konuları özel raportörüne yapılan başvuruyu önemli olarak değerlendirdi. Bu başvuru uluslararası hukuk çerçevesinde yeni bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davalar açısından da büyük önem taşıyor. Avedisyan,
Ermeni mahkumlarının serbest bırakılmasını sağlamak için hukuki ve siyasi çabaları birleştirmek, farkındalığı artırmak ve mümkün olan tüm uluslararası yapılarla sürekli çalışmak gerekir, dedi. Şu anda Birleşmiş Milletler ile Azerbaycan arasında iletişim alışverişi konusunda kamuoyuna bilgi verilmese de Arpi Avedisyan, herhangi bir adım Azerbaycanlı yetkililere eylemlerinin yakın inceleme altında olduğunu anlamaları için bir işaret olabileceğini vurguluyor. Ayrıca Azerbaycan'daki insan hakları ihlallerinin zaten iyi bir şekilde belgelendiğini ve bu ülkenin yetkililerinin uluslararası toplumun onları cezasız bırakmayacağını anlamaları gerektiğini de belirtiyor. Arpi Avedisyan, Kasım ayında Bakü'de düzenlenecek COP29 konferansına da değindi. Ona göre bu, uluslararası toplum ve Doğu Ermenistan'ın Bakü'de tutulan Ermeni mahkumların serbest bırakılmasını talep etmesi ve foruma katılımın ön şartı haline gelmesi için mükemmel bir fırsattır. Avedisyan, bu fırsatı değerlendirmeli ve Azerbaycan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini açıkça talep etmeliyiz. Aksi takdirde konferans bir barış kopu olarak değerlendirilemez, diye vurguladı. Kimilerine göre sırf başkalarına nasıl yaşanacağını öğretmek için hiçbir projeye katılmamışım gibi görünüyor. Jiray Zoryan, bohem bir sanatçıydı ve Los Angeles yaratıcı topluluğunun önemli isimlerinden biriydi. Kendisi en çok Zoryan Rancho Çiftliği adlı konuk evi ve burada düzenlenen yıllık partilerle tanınır. Soykırımın Armenosid'in ardından Jiray, Batı Ermenistan'ı terk ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne sığındı. Yale Üniversitesi'nde sanat eğitimi almak üzere burs aldı ve mezun olduktan sonra ülkenin batı kıyısına taşındı. Arazi satın aldı, bir çiftlik kurdu, sebze yetiştirdi, evcil hayvan besledi ve mobilya ve sanat eserleri yaratmak için hurdaları kullandı. Zoryan Çiftliği, her türden bohemin sanat kutlamalarına katılmak üzere bir araya geldi ve her yıl düzenlenen geleneksel akşam etkinliğinin sahnesine dönüştürüldü. Davetler arasında sadece sanatçılar değil, Zoryan'ın aralarında dünyaca ünlü fizikçi Richard Feynman'ın da bulunduğu arkadaşları da vardı. Rabarak gazetesinin misafiri Artak'ın insan haklarından sorumlu eski devlet bakanı Artak Beklaryan'dı. Artak Beklaryan, Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları arasında tartışılan Ermeni savaş esirlerinin ülkelerine geri gönderilmesi konusunun yanı sıra Artak Ermenilerinin Artak'a geri dönme olasılığına da değindi. Beklaryan, şu ana kadar çok sayıda dilekçe verildiğini ancak henüz hiçbirinin somut sonuç getirmediğini kaydetti. Rusya tarafı, Artsakh'ın ve Artsakh halkının güvenliğinden sorumlu olmasına rağmen aslında bu sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Rus tarafının eylemsizliğinin nedenleri siyasi çıkarlardan isteksizliğe kadar farklı olabilir. Eski bakan, yalnızca Rusya tarafının değil Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de durumun daha da kötüleşmesini önleyebilecek uygun siyasi olanaklara sahip olduğunu vurguladı. Beklaryan'a göre Artsakh Ermenilerinin Artsakh'a dönüşü ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kolektif sorumluluğu üstlenmesi ve Bakü'nün askeri ve idari yönetiminin dışlanması gibi uluslararası kolektif garantilerin olması durumunda gerçekleşebilir. Bu durumda Beklaryan'a göre uluslararası idarenin sağlanması halinde uzun vadeli güvenlik garantilerinin sağlanması mümkün olacak. Aksi takdirde tüm tartışmaların sadece zaman kaybına yol açan anlamsız konuşmalardan ibaret olduğunu belirtiyor. Beklaryan, Artsakh Ermenilerinin geri dönüşünün ve haklarının korunmasının ancak somut ve net eylemlerle mümkün olabileceği sonucuna varıyor. Ağustos ayının başından itibaren Batı Ermenistan bölgesinde yerel flora ve faunayı etkileyen alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar gözlemleniyor. Eşsiz bitki örtüsüyle bilinen Batı Ermenistan'ın dağlarında susuzluk ve kuraklık büyük bir sorun haline geldi. Birçok nehir ve göl önemli ölçüde kurudu ve bu durum birçok hayvan türünün varlığını tehdit ediyor. Geçen yıla göre iklim koşullarındaki değişiklikler bu yıl doğaya, insanlara ve hayvanlara zarar veren orman yangınlarının daha fazla artmasına neden oldu.
Monterrey'de düzenlenmekte olan Bayanlar Tenis Birliği 500 turnuvasında dünyanın 51. sırasında bulunan Doğu Ermenistanlı Elini Avanesyan ilk turu kazandı. Doğu Ermenistan temsilcisi, dünya 64. oyuncusu İtalyan Elisabetta Cocciaretto ile yarıştı ve 7-6-6-1 skorla kazandı. Maç 1 saat 46 dakika sürdü. Elina Avanesyan'ın ikinci turdaki rakibi, dünya 28. sıradaki oyuncusu Ukraynalı Elina Svitolina olacak. Monterrey turnuvasının ödül fonu $922.000. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.